Herkese merhaba. Ahidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir boyunluk yapacağız. Tığ işi bir boyunluk olacak. Şöyle 4 numara bir tığım var. Alize Burcum Batik %100 akrilik olan bir ipim var. İpimin detaylarını şu şekilde bahsetmek istiyorum. 4 ve 6 numara tavsiye edilen şiş numarası. Rengi de 2626 bu şekilde güzel bir rengi olan ipim var. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Çok çok kolay bir boyunluk yapacağız. Tığ işi bir boyunluk olacak ve gerçekten herkesin yapabileceği bir boyunluk olacak. Örgü örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız bile bu boyunluğu örebilecekler. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. Tam 40 adet zincir çekeceğim. 36, 37, 38, 39 ve 40. Şöyle 40 adet zincirimi çektim. Şimdi tın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. yuvaya geriden sayıp şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Her yuvaya ikili trabzan yaparak örgüme devam ediyorum. Sıra atlamadan tek tek her yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Ve son yuvam. Son yuvamada yine ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bir, iki, üç tane zincir çekip döndüm. Sıramın başını doladım. Hemen dibindeki yuvaya değil bir sonrakine yine ikili trabzan yaptım. Arada bir tane zincir çekiyorum. Bir yuva atlayıp ikincisine yine iki trabzan yapıyorum. Buralarda kafesler oluşturuyoruz. Bir tane zincir çektim. Sıradaki yuvaya değil bir sonrakine bir tane zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum. ikincisine ikili trabzan yapıyorum ve şöyle kafesler elde ediyorum. Örmeye devam ediyorum şimdi. Evet sıra sonuna geldim. Son yuvaya da batıyorum ve kafesimi oluşturuyorum. Şöyle ikinci sırada kafesler elde ettim. Şimdi son bir tane batmam gereken yuva kaldı. Oraya kafes yapmayacağım. Bununla birlikte yan yana iki tane trabzan görüntüsü olacak. Kenarlarda hem güzel bir görüntü olsun diye bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Şimdi yine 3 tane zincir çekip örneğimi çevirdim. Yine aynı şekilde dibine değil hemen yanındakine. Trabzanımı ördüm. Şimdi burada kafes oluşturmuştum. Bir tane yuva atlayıp şimdi bu kafesin içinden yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum trabzanımın tam tepe noktasına bir tane daha. Yani bir önceki sırada boş bıraktığım yuvaları bir üst sırada dolduruyorum. Hemen kafesin ortasından batıp ikili trabzan elde ediyorum. Trabzanımın tepe noktasına da batıyorum yine aynı şekilde. Bir tane kafesin içerisine bir tane trabzanın tepe noktasına. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet trabzanın tepe noktasından batıyorum bir tane de burada üç tane zincir çekip de dönüyorum ya sıra sonlarında orası var oranın da yine tepe noktasından batıp yine trabzanımı örüyorum şöyle bir görüntü elde ediyorum çok basit çok kolay üç tane zincir çekiyorum döndüm tam dibine değil bir sonraki yuvaya batıyorum şimdi bu sırada kafes yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum İlk yuvayı atlıyorum ikincisine. Bir zincir çekiyorum ilk yuvayı atlıyorum ikincisine. Örneğim bundan ibaret. Bir sonraki sırada yine kafesin içerisine de bir tane batarak yine komple ikili trabzan örüyorum. Şimdi biraz bunu büyütelim, örelim. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi ben örneğimi epeyce bir ördüm. Şimdi size bunun ölçüsünü de vermek istiyorum. Şu şekilde tam kadraja sığmasa bile ben size detaylı bir şekilde şöyle baştan göstereceğim inşallah. Tam 74 santim ördüm. şöyle de tam kafeslerimi yaptığım yerde bırakıyorum Çünkü bunu neden yapıyorum başlangıç yerimiz ikili trabzanla başlamışız kafesli bitsin ki birleştirme yaptığımızda daha bütün bir görüntü olsun güzel bir görüntü olsun diye şimdi şöyle katladığımda şöyle bir görüntü elde ediyorum. Renkler de efsane güzel oldu. Çok yakıştı. Fakat bunu şu şekilde. Şimdi böyle düz ya. Ben bunu şöyle kıvırdım. Bir kez kıvırıyorum ve o şekilde birleştirme yapacağım. Şöyle. Bir kez kıvırdım. Bu şekilde birleştirme yapacağım. Şimdi kafesli bir şekilde bitirmiştim. Hemen şuradan ilk zincirin tepe noktasından birleştirmemi yaptım ve çevirdim. Şimdi her yuvaya karşılık gelecek şekilde birleştirmemizi şöyle kaydırma işlemiyle gerçekleştirelim. Ve şöyle de bir detay vereyim. İpimiz yumuşacık oluyor. 4 numara tığı gerçekten çok yakışıyor bu ipe. Ben çok beğeniyorum. Bu da tavsiyem olsun. Yumuşacık bir boyunluk elde ettik. Hem de herkesin yapabileceği, herkesin çok rahatlıkla kullanabileceği, yetişkin, çocuk herkesin tercih edebileceği bir boyunluk elde ettik. Çok da kolay. Yapması çok kolay ve çok zevkli. Çıkan sonuçta gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Şimdi hemen kaydırma işlemiyle birleştirmemizi yapalım. Yuvaları karşılıklı gelecek şekilde ayarlıyorum ve o şekilde kaydırma yöntemiyle de birleştirmemi yapıyorum. Evet, son yuvamdan da kaydırma işlemi yapıp bir tane zincir çekiyorum ve boyunluğumu bitiriyorum. İpimi de bu şekilde gizleyeceğim. Şimdi şöyle birleştirdiğimiz yer bu şekilde oldu. Burada bir bütünlük sağlasın diye kapesle bitirdik. Çünkü zaten trabzanla başlamıştık. Şöyle gerçekten yumuşacık şu ipimizi bir gizleyelim hemen Evet şu şekilde gerçekten yumuşacık ve çok pratik bir boyunluk yapmış olduk bu şekilde de bir görüntüsü var kış aylarında çok güzel bir tamamlayıcı bir boyunluğumuz oldu gerçekten yapması inanılmaz kolay ve çıkan sonuçta sizi çok mutlu ediyor bu şekilde tığ işi boyunluğumuzu biz hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir ve severek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayıp kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.